Size yıllar önce oğlunuzu isteyenin çok varlıklı bir aile olduğunu, ona iyi bakacağını söylemiştim. O varlıklı aile Vardarlılardı. Eğer bu sır buradan çıkarsa hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Emirhan'ı geri alamayacağın gibi Reyhan'ı da kaybedersin. O yüzden kimseye sakın bir şey söyleyeyim deme. O zaman Reyhan da Ethem Vardarlı'nın kızı. Ben bir şey bilmiyorum. Sakin ol Emirhan. Dinçerden başkası yapmış olamaz. Bak Emirhan. Emirhan bak. Eğer konuşmazsan neşini söylerim senin. Anlat. Her şeyi o yaptı. Kim? Resul. Sen hiç yeniden evlenmeyi düşündün mü? Yok. Pek düşünmedim. Neden? Hiç öyle. Aklıma geldi. Siz düşünür oldunuz herhalde son günlerde. Ablanız kanınıza girdi demek. Bilmem. Yani kararsızsınız. Belki reddedilmekten korkuyorumdur. Ne dersin? Benim gibi bir adam eş olarak kabul edilebilir mi sence? Evet. Bunu Fransızca'ya da çevirip Fransa'ya faks çekelim. Bakalım yurt dışındaki müşteriniz bu uyuşturucu skandalını duyunca sizinle çalışacak mı Ethem Vardarlı? Bu fotoğrafı alabilir miyim? Ben bunu alabilirsem olur. Şirketten faks geldi. Gönderdiğimiz belgeleri yeterli bulmamışlar baba. Ne demek yeterli bulmamışlar? Ya eksik belge falan mı gönderdiniz yoksa? Olur mu baba, eksik belge gönderir miyiz? Her şeyi eksiksiz gönderdik. Ama adamlar ismimizin lekelendiğini söylüyorlar. Anlaşmayı tek taraflı olarak feshedeceklermiş baba. Allah kahretsin. Ya bir bu eksikti. Baba. Ne oluyor? Sesin bana kadar geldi. Şirket malları almıyor. Onca mal elimizde kaldı. Artık böyle olabileceğimizden iyice umudu kesmiştim. Doğru. İyice ipleri koparmıştık değil mi? Ama Allah'tan çok geçmeden gerçeği öğrendim. Ne gerçeği baba? Bir baba için en değerli olanın çocukları olduğu gerçeğini. İyi günler Hasan Bey. İyi günler. Ersin, sen git öğle yemeğini ye. Tamam usta. Beni görmek istemişsiniz Hasan Bey. Kötü bir şey yok ya. Önce sizin bilmenizi istedim Rüksan Hanım. Ben bu yükü taşıyamayacağım. Şengül'le konuşmaya karar verdim. Ne konuşması? Bu konunun sır olarak kalması haksızlık. Şengül'e Emirhan'ın öz oğlu olduğunu söyleyeceğim. Siz ne diyorsunuz Hasan Bey? Kararımı verdim. Şengül'ün de bu gerçeği bilmeye hakkı var. Hasan Bey, bunları sizinle konuşmuştuk. İkimizden başkası bunu bilmemeli. Yoksa siz de ben de bu işin içinden çıkamayız. Şengül yıllardır oğlunun hasretiyle yanıyor. Ben bunu bile bile gözünün önündeki oğlunu ona söylemezsem bu vicdan azabına dayanamam. Bakın, Reyhan'ı da kaybedebilirsiniz. Şengül kimseye bir şey söylemez. Kendini tutamayabilir Hasan Bey. Yapmayın. Artık onu zaman gösterir. Ama ben kararından dönmeyeceğim. Baba,
Sibel Hanım'la öğleden sonrası için randevulaştık. Malları yarı fiyatını ona veriyorum. Başka alıcı bulamadık mı? Bulamadık baba. Bu kadını hafife almakla hata ettik galiba. Ben korkacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu defaya mahsus bir olay. Sıkma canını. Ben odamdayım. Görüşürüz. Geldim, geldim. Ne o öyle alacaklı gibi? Rüksan, bu ne hal? Al işte, korktuğum başıma geldi. Ay ne oluyor Rüksan? Daha ne olsun? Hasan Bey Şengül Hanım'la konuşacakmış Hayriye. Ona her şeyi anlatacakmış. Yok canım, yapmaz öyle bir şey. Onun yanından geliyorum. Ben sana dedim Hayriye. Bak adam konuşacak işte. Şengül'e söyleyeceğim diye tutturdu. Şengül de öğrenir öğrenmez Emirhan'a söyleyecek. Dur canım, ben bir gider konuşurum. Ben sana söyledim. Adam iki gün tutamadı içinde. Konak başıma yıkılacak. Ailem. Ailem dağılacak. Nasıl yapabildim böyle bir şeyi? Allah'ım. Allah'ım ben ne yaparım şimdi? Gel kızım gel. Buyur. Tanrı misafirine her zaman kapım açıktır. Ama seni bilemedim. Yaşlılık, kusuruma bakmayın. Beni değil ama dedemi tanıyor olmalısınız. Dedeni mi? Kimler dersiniz kızım? Kadir Hamitoğlu. Ben onun torunuyum. Adım da Sibel. Beni niye görmek istedin kızım? Özel bir nedeni yok. Sadece tanışmak istedim. Beni nereden biliyorsun ki? Dedem sizden bahsetmişti. Ufak bir araştırma yaptım. Hala yaşadığınızı öğrenince sizi görmek istedim. İyi yaptın kızım. Ama bunca yıl sonra neden geldin buralara? Eski bir hesabı görmeye diyelim. Ne o kız? Dit dit başımız şişti. Levent'le mesajlaşıyorum abla. Eve uyumaya gitti yine. Yaz yaz. Edebiyat da yapıyordur o şimdi. Okumuş adam tabii. Bize de oku da biz de yüksek tahsilli adamın bilgisinden nasibimizi alalım hakimeciğim. Sen eğlen Nesli. Levent Lale gibi bir iş bulur bulmaz ayrılacak fabrikadan. Ben de o zaman buradan ayrılacağım. Görürsünüz. Nesli, varmayın artık şu kızın üstüne ya. Aman abla, başka eğlencemiz mi var sanki? Hadi ben ocak başındayım. Bu hakime de hak etti canım. Hiç kızma Nesli'ye. Şşt! Sen ne örüyorsun bakayım? Kör müsün Aliksan? Patik örüyorum. Şükran'ın bebeğine. Kız. Nuriye. Hı. Kız beni bak. Acep biz de yapsak mı he? Ne? Bebek. Tövbe tövbe bu yaştan sonra. Ne var? Şu avluda koşturup oynasa fena mı olur? He? Bizim neyimiz eksik he? He? Tövbe tövbe Aliksan. Yapma biri gelecek içeri. Kız Nuriye. Aliksan. Allah'ım yarabbim. Demek sizinkiler bugün geliyor. O zaman başka plan yapmayın. Yarın akşam biz de yemektesiniz. Çok iyi olur Ethem baba. Onlar da bir an önce sizinle tanışmak istiyorlardı zaten. Merhaba. Nasılsın Kore? Sağ ol Emirhan. İyiyim. Düğün hazırlıklarıyla uğraşıyorum işte. Yapabileceğim bir şey olursa çekinme gel yanıma. Merak etme çekinmem. Ben artık gideyim. Daha yapılacak bir sürü işim var. Size iyi günler. İyi günler. İyi günler. Çok heyecanlı. Tabii heyecanlı olacak baba. Vardarlılardan kız alıyor. Kolay mı bizden kız almak? Düğünden sonra bizimle yaşayacaklar biliyorsun. Evet biliyorum. Ya, siz de dönseniz iyi olur bir oğlum. Tekrar bir arada olurduk. Yani Reyhan'ı buna ikna etmek çok zor baba. Biliyorsun kız çok acı çekti.
Ona da hak vermek lazım. Yani Reyhan'la bir de ben konuşsam belki ikna ederim. İkna olacağını sanma. Ama istiyorsan konuş. Ha baba, ben teklifini konuşmak için Sibel'in ofisine gidiyorum. Benim o konuda ne düşündüğümü biliyorsun. O kadından hoşlanmadım. Sen nasıl biliyorsan öyle hallet. Hı hı. Tamam baba. Anneciğim, hoş geldin. İyi misin? Biraz halsizim. Odama gidip dinleneceğim. Anneciğim, neyin var? Doktor çağırayım mı? Halsizim sadece Zinet. Teyzem olacağım acaba? Ya dur, biraz gecikti periyodum, o kadar. Kızım içime doğdu. Kesin teyze oluyorum. Bak sen yine de kimseye bir şey söyleme. Ya önce bir emin olalım. Hadi işe geç kalacaksın. Bak, hamile olup olmadığını ilk öğrendiğin an beni arayacaksın. Başkasından duyarsan bozuşuruz bilesin. Tamam başımın belası, tamam. Hadi şirkettekilere de selam söyle. Tamam, onların da selamı var. Ethem baba. Daha kapıyı bile çalmadım be. Pınar'ı geçiriyordum. Eyvah, patron beni takip etmiş. Vallahi mesai saatini geçirmedim. Hala öğle yemeği arasındayız. İyi bakalım. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hadi kolay gelsin. Ethem baba, sizi bu evde göreceğimi hiç düşünmemiştim. Bir acı kahvem vardır herhalde. Hem biraz konuşuruz. Olmaz mı? Buyurun. Çok güzel yemekti, sağ ol. Afiyet olsun. Senin öğle paydosu bitti. Birazdan Emirhan gelecek. İstersen git. Ama sorun olmaz diyorsan bir kahve ısmarlarım sana. Yok yok, gideyim ufak ufak. İşi aksatmamak lazım. Görüşürüz. Ne haber Emirhan? Okan. Hoş geldiniz Emirhan Bey. Ben de çıkıyordum. Fabrikada görüşürüz. Geçin buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne ikram edeyim size? Bir çayınızı içerim. İçimdekini söyleyebilir. Yine öyle yapacağım. Ben sizin konağa geri dönmenizi istiyorum kızım. Hemen asma yüzünü öyle. Bizim aileyi artık tanıdın. Biz hep bir aradayız. Bunu ben de çok istedim Ethem baba. Siz biliyorsunuz. Ama olmadı. Beni bir türlü kabullenemediler. Hayatımın en zor günlerini o konakta yaşadım ben. Evet, haklısın. Kötü şeyler yaşadım. Ama bunlar çok geride kaldı Reyhan. Hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Eminim bunu sen de görüyorsundur. Evet ama... Hem konağa dönerseniz babanlara daha yakın olursun. Evleri bir iki adım ileride biliyorsun. Bu zor günlerinde onlara yakın olmak istemez misin? Tabii isterim. İstemesini ama... O zaman... Bu işin aması maması yok Reyhan. Hepimiz için en iyisi bu. Hı? Ben artık kalkıyorum. Ben sizi geçireyim Ethem baba. Hadi bakalım. Erhan? Erhan? Allah Allah.
Ne haber? Merhaba. Buralarda ne arıyorsun sen ya? Bir iki işim vardı bu tarafta. Onları halletmeye geldim vakıfla ilgili. Ha? Zeynep işi asmaya mı başladı yoksa? Bu işlerle o ilgilenmiyor mu yoksa? Zeynep bir süre izin aldı. İzin mi aldı? Allah Allah. Benim hiç haberim olmadı. Haksız da sayılmaz aslında. Fazla yüklendik ona. Bütün işlerle o ilgileniyordu. Hayret. Zeynep öyle fazla işten şikayet edecek biri değildir ama. Kızım gezerken yollarda doğuracaksın çocuğu. Seferi olacak bizim ya. Otur biraz evde. Canım sıkılıyor, ne yapayım? O da gezsin dünyayı görsün işte. Beni bırak da sen nasılsın? Hangi konuda? Koray'ın ailesi gelecekmiş ya. Gerçeği mi istiyorsun? Def gibiyim. Ne olacağını hiç kestiremiyorum. Gerilecek ne var bunda canım? Senden iyisini bulacak halleri yok ya. Gelsinler de bir an önce olsun bitsin bu iş. Kazasız belasız atlatsak şu merasimleri. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şaka maka sen de büyüdün. Ne büyümesi? Doğuma kaçtım artık kızım. Hasan Bey, sen ne yaptığını sanıyorsun? Ben sana sırrı saklaman için söylemiştim. Sen de saklamamışsın. Rüksan Hanım biliyor. O başka, bu başka. Rüksan biliyor ama kimseye söylemiyor. Sakın yanılıp da Şengül'e konuşayım deme. Oğlunu bilmek onun da hakkı. En uygun zamanda söyleyeceğim. Peki, git konuş. Ama ben inkar ederim. Ne demek inkar ederim? Başka türlü Emirhan'dan gelen yardımı kabul etmeyecekti. Ben de böyle bir yalan uydurdum derim. Başta sen bile böyle düşünmedin mi? Sana mı inanacaklar, bana mı? İyi düşün Hasan. İşler daha da beter olmadan bu kararından vazgeç. Nasıl geçti toplantı oğlum? Anlaştık. O fiyata takla ata ata anlaşmıştır zaten. Baba. Bu arada Okan'ı Sibel'in yanında gördüm. Ofiste mi? Evet, arkadaş olmuşlar. Sibel öyle söyledi. Ben bir konuşurum Okan'la. Sürekli yanlış insanlarla arkadaşlık kurup duruyor. Ayağını denk alsın. Ben konuşacağım dedim ya Miran, uzatma. Başımıza yeni bir bela gelmeden önce uyarayım dedim baba. Ne yapacağını sen bilirsin. Hasan Usta'ya söyle sana yardım etsin. Peki efendim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Eyvallah. Sibel Hanım'la görüşüyormuşsun. Arkadaşım. O kadın bizim rakibimiz. Kimlerle arkadaşlık ettiğine dikkat et diye seni daha önce de uyardım. Hiç konuşmuyoruz ki. Ben artık adımlarımı iki kere düşünerek atıyorum, merak etme. Koca şehirde tek başıma dolanıp durmaktan sıkıldım. Arkadaş grubum olsa fena mı? Bir defa sana güvenmek istiyorum. Gözüm üstüne bakıyorsun. Nuriye abla. Oo, hoş geldin Levent. Hayrola? İşe gidiyordum da gitmeden önce bir hakimeyi göreyim dedim. Malum pek görüşemiyoruz artık. Sahi ne olacak lan sizin bu haliniz? Sen de baykuş gibi oldun hepten. Gece ayakta, gündüz yatakta. Ben de memnun değilim abla ama ne yapalım? Çare yok. Katlanıyoruz işte. Bir taraftan başka iş de arıyorum ama pek umut yok. Vallahi ben onu bunu bilmem Levent. Hakime günden güne sararıp duru. Benden sana söylemesi. Dur ben sana çağrı vereyim. Sağ ol abla. Ah.
akşamlar kızlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar baba. Anneniz yok mu? Odasında yatıyor baba. Hala kalkmadı mı ya? Yemeğe gelmeyecekmiş baba. Nasıl gelmeyecekmiş? Ben bir gidip bakayım. Al canım. Sağ ol ablacığım. Sabahtan beri yatıyorsun Rüksan. Neyin var? Yok bir şeyim. Halsizim sadece. Sırf halsizsin diye sen bütün gün yatmazsın. Başka bir şey var. Bir şeye mi canı sıkıldı? Yok dedim Yerit'e. Canım falan sıkılmadı. Halsizim o kadar. Kalkamayacak gibiysen doktor çağırayım. Yok eğer kalkacak gibiysen de yemeğe geleceksin. Karar ver. Yemeğe geliyorum. Tamam. Bekliyorum. Bugün Ethem baba uğradı. Biliyorum. Uğrayacağını söylemişti. Hangi konuda konuşacağını da söylemiş miydi? Evet. Ama ben senin bu konuya sıcak bakmayacağını söyledim. Aslında bilmiyorum Emirhan. Ethem baba gittikten sonra çok düşündüm. Kafam iyice karıştı. Babam 20 gün sonra ameliyat olacak. Ameliyattan sonra onlara yakın oturmak bana mantıklı göründü. Ne yani? Konağa dönmek mi istiyorsun? Henüz tam olarak karar vermiş değilim. Ama neden olmasın? Kırgınlığım babamın sağlığından önemli değil ya. Eğer geri dönersek benim buna sevineceğimi biliyorsun. Ama seni hiçbir şey için zorlamak istemem. Senin mutluluğun her şeyden önce gelir benim için. Annemlere gidelim mi? Babamı merak ediyorum. Olur canım, gidelim. Ben ceketimi alıp geliyorum. Seninkiler mallarını yarı fiyatına satmak zorunda kalınca aile bozuldular doğrusu. Vardarlar kaybetmeye alışık bir aile değildir. Vardarlarla arandaki ilişki sadece iş ilişkisi değil, öyle değil mi? Bundan nereden çıkardın? Ne zaman onların adını ansan gözlerin nefretle parlıyor. Yanılıyorsun. Beni ilgilendiren tek şey iş. Onların yanında çalıştığım için böyle konuşuyorsun. Ama farkımız yok aslında. Ben de onlardan hoşlanmıyorum. O yüzden kendini kasmana gerek yok. Peki. Haklısın. Sadece iş değil. Onlarla aramızda yılların gecikmiş bir hesabı var. Ve ben bu hesabı kapatmaya kararlıyım. Bir ara nedenini uzun uzun anlatırsın. Ama şimdi ortak düşmanımızın şerefine içelim. Anneciğim, iyisin değil mi? İyiyim yavrum, iyiyim. Bildan, yarın Koray'ın ailesi geliyor. Heyecanlı mısın? Tanışacağız işte canım. Heyecanlanacak bir şey yok. Gerginlik yok. Keyfi yerinde benim kardeşimin. Ben bakarım Ethem. Efendim. İyi akşamlar Rüksan Hanım. Nasılsınız? Buyurun Şevval. Rüksan Hanım, eğer size de uygunsa yarın çay içmeye bekliyorum. Konuşmak istediğim şeyler var. Öyle mi? Peki Şengül Hanım. Yarın uğrarım. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Kimmiş yoksa? Şengül Hanım. Ha. Yarın çaya bekliyoruz. Oo, artık çay partileri vermeye başladınız. Şükran. Geç bile kalındı. Onlar bizim dünürümüz. Bir şey demedim baba. Gül gibi yaşayıp gidiyoruz işte. Çocuklar. Emirhanlar yakında konağa dönecekler. Karar verdiler demek. Yaşasın. Bakın. Bu defa Reyhan'ın burada kendini rahat hissetmesini istiyorum. Geçen sene yaşanan şeyler bu sene yaşanmayacak. Herkes bunu iyi anladı mı? İşler nasıl gidiyor Emirhan? Vallahi son günlerde biraz sorunlar oldu. Ama yavaş yavaş atlatıyoruz. Baba. Efendim kızım. Hani geçen gece bize bir şeyler söyleyecektin. Önemli demiştin. Sahi Hasan. Bak ben de unuttum onu. Hani sarhoş geldiğin gece. Evet evet. Herkes buradayken konuşalım demiştin. Ya nereden çıktı şimdi bu ya? Hem nereden hatırlayayım? Sarhoş kafa işte. Kim bilir neler söyleyecektim. Ama içmişsin o gece baba. Ben seni hiç öyle görmemiştim. Bundan sonra da göremezsin kızım. Merak etme. Ben meyveleri getirip geleyim. Biz de yardım edelim Şengül teyze. Hadi bakalım. Hadi. Bu sene tasam baba. Borcun ödendi. Adamla da konuştum. Bundan sonra Reyhan'a bulaşamazlar. Merak etme. Sağ ol oğlum. Sana karşı da mahcup oldum. O nasıl söz öyle baba? Baba oğul arasında mahcubiyet olur mu hiç? Bir daha sıkıntın olduğunda beni ara. Madem senin oğlunum. Değil mi? Ne oluyor sana böyle? Kötü bir rüya gördüm. Kızımı vermem diye bağırdın. Ne kızı? Hangisi canını sıktı senin böyle? Bildan evleniyor ya. Ondan herhalde gördüm rüyayı. Kolay değil Ethem. Son kız çocuğumuz o bizim. Neyse. Geçti gitti. Ben yatıyorum. İyi geceler. Allah razı olsun. Nasıl oldun? İyiyim, toparladım. Rüksan, gerçekten Bildan'ın gelin olmasına bu kadar sıkıldığına emin misin? Başka ne olacak canım? Bilmem.
Zinet'le Şükran evlendi ama hiç böyle olmadın. Vildan hala çocuk bana göre. Ondandır. Öyle olsun. Ben kalkıyorum. Peki. Allah işini rast getirsin. Ya. Dün fotoğraf albümüne bakıyordum. Emirhan'ın çocukluk fotoğraflarından bazıları yok. Ne bileyim canım. Emirhan almıştır belki. Ben sorarım. Hadi. Güle güle. Baba. Benimle özel konuşmak istemişsin. Vakfa gitmediğini öğrendim Zinet. Evden idare ediyorum baba. Bir sorun yok değil mi? Yok baba. Ne sorun olacak? Erhan'ın bir yanlışı falan. Yok baba. Hiçbir şey yok. Yoruldum sadece. Ben de öyle düşündüm. Erhan'a güvenmesem zaten kızımı emanet etmezdim. Sizlerin benim için ne kadar değerli olduğunu da bilir. Saygıda kusur edeceğini sanmam. İyi bakalım. Sorun olmamasına sevindim. Hadi akşama görüşürüz yine, ha? Güle güle baba. Tamam. Biz geldik. Merhaba. Bu annem Şevkiye. Dayanamadım bir an önce seninle tanıştırmaya gittim. Hoş geldiniz, öpeyim. Nasılsınız? Hoş bulduk kızım. Koray çok bahsetti senden. Babası dinlenmek için yattığında da tuttu kolumdan buraya kadar sürükledi beni. Kötü mü ettim yani? Buyurun oturun. Ne ikram edeyim size? Yorgunum kızım. Sağ ol, belki sonra. Demek burası senin. Evet. Koray daha önce çalıştığından bahsetmemişti bize. Konusu açılmamıştır anne. Hem bunun ne önemi var ki? Herhalde evlendikten sonra burayı kapatacaksınız. Yok. Aksine atölyeyi daha büyük bir yere taşımayı düşünüyorduk. Bunu bir iki kez Koray'la da konuştuk. Değil mi Koray? Doğru. Konuşmuştuk. Niyeymiş o? Senin çalışmaya ihtiyacın yok ki. Ben çalışmayı seviyorum efendim. Neyse anneciğim. Biz Bildar'ı daha fazla meşgul etmeyelim. Bunları konuşmak için uzun bir zaman var önümüzde. Öyle olsun bakalım. Akşama yemekte görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Hasan Bey'e bu laf yaptım, o da inandı Rüksan. Şengül'e söylerse ben de onu ameliyata ikna etmek için yalan söyledim diyeceğim. Ne yani? Bu Hasan Bey'e engel olacak mı sanıyorsun? Doğumda ikimizden başka kimse yoktu. Asla ispat edemez. Daha büyük adım atmalıyız Hayri'ye. Hasan Bey konuşmadan önce daha büyük bir adım atmalıyız. Yüzüne gözüne bulaştırdın. Senden hiç beklemezdim. Adamı ölüme mi terk etseydim? Ameliyata başka yoldan ikna etseydin. Şu yaptığına bak. Bütün ailemi darmadağın edeceksin Hayri'ye. Teşekkür ederim. Senin için önemli olmayabilir. Ama ben Hasan Bey'in hayatını kurtarmaya çalıştım Rüksan. Haddimi aştıysam kusura bakma. Nasıl? Evde her bir şey yolunda mı Ethem'im? Yolunda sayılır ana. Ne demek sayılır oğul? Canını sıkan bir şeyler mi var yoksa? Rüksan. Son günlerde iyice garip davranıyor. Sanki benden bir şeyler saklıyor gibi. Yoktur bir şey Ethem'im. Boşuna evham yapıyorsun bence.
Bildan onun en küçük kızı. O da yuvadan uçuyor diye üzüntülüdür. Bağma üstüne. Sen asıl tehlikeyi dışarıda ara. O ne demek ana? Dün beni görmeye bir kızcağız geldi. Adı Sibel. Tanıyor mu? Dinçerlerin fabrikasını alan şirketin müdürün? Hı? Ta kendisi. Sende ne işi varmış? Danışmaya gelmiş. O Hamitoğlu Kadir'in torunu Ethem. Hani babamı yaralayan adam? Hı hı, evet. Derdi nedir anlayamadım. Ama tavrını da hiç beğenmedim. Dur bakalım ana. Yakında çıkar kokusu. Soykan olsa mesela. Soykan nasıl iyisin? Yok, beğenmedim. Oğuzhan olsa, böyle ağır bir isim olsun. Oğuzhan Azizoğlu. Ah, ağır oldu bak. Değil mi abla? Oho. Abla, sen beni dinlemiyorsun bile. Ne oluyor? Neye taktın sen? Kusura bakma Şükran. Aklım babamın konuşmasında. Ne dedi yine? Erhan'a şöyle güvenirim, böyle güvenirim diye anlattı durdu. Ne var bunda? Güveniyor işte adam, ne güzel. Şükran, hala anlamadın mı? Onunla çalışmama izin vermiş çünkü onun bana asla ilgi duymayacağına inanıyor. Babamla çok eskiye dayanan dostluğu var. Aramızda bir şey olma ihtimali bile babamı çıldırtır. Ben kızımı emanet ettim diyor, başka bir şey demiyor. Oho. Sen kararını vermişsin de babamın ne diyeceğini düşünüyorsun. Herkes yanılabilir canım, ne var bunda? Babam böyle bir meseleyi asla hazmetmez. Vakfa gitmeyerek en doğru kararı vermişim Şükra. Evde test yaptım gerçi. Negatif çıktı ama emin olamadım. Periyodum da çok gecikti. Size danışmak istedim. Hamile değilsiniz Reyhan Hanım. Bu koşullarda hamile kalmanız da biraz zor. Ne demek o? Tehlikeli bir düşük yaşadınız. Tekrar hamile kalabilmeniz için ciddi bir tedavi görmeniz gerekiyor. Ama ondan sonra hamile kalabilirim değil mi? Size garanti vermek isterdim. Şengül Hanım, benimle konuşmak istediğiniz şeyler olduğunu söylemiştiniz. Evet. Neyle ilgili? Hasan. Evet. Hasan için yaptıklarınıza çok teşekkür ederim. Ameliyat günü belirlendi. Çok sevindim. Ne zaman? 20 gün sonra. Vize almak için İstanbul'a gideceğiz. Sizin de Emirhan'la birlikte uğraştığınızı duydum. Rica ederim. Siz de olsanız aynı şeyi yapardınız. Ben de Vildan'ın düğününde elimden ne geliyorsa yapmak isterim. O zaman daha burada olacağız. Teşekkür ederim. Bir ihtiyaç olursa mutlaka haber veririm. Eminim seninle neden konuşmak istediğimi merak ediyorsundur. Konuyu tahmin edebiliyorum. O zaman lafı fazla uzatmanın alemi yok. Haklısınız. Senin kim olduğunu öğrendim. İstediğin nedir? Buraya ticaret yapmaya geldim. Başka istediğim bir şey yok. O zaman neden hanıphaneye gittin? Tanışmak istedim. Deden bahsederdi. Bak. Dedenle babam arasında... Ben olanları biliyorum. Tekrar tekrar konuşmak anlamsız. Ama inanın buraya sadece işimi yapmaya geldim. Başka niyetim yok. Yeni bir şirketin sizin kadar güçlü bir firmayı bu kadar korkutmasına şaşırdım doğrusu. Bak, rahmetli Dinçer'den sonra sen benim dengim olamazsın. Bunu iyi bil. Öyle kulaktan dolma bilgilerle yola çıkmışsın. Ama yanlış yoldasın. Beni karşına alma. Üzülen sen olursun. Sanırım konuşacağımız başka bir şey kalmadı. İyi günler. Thank you.
Nasılsın bakalım bugün? İyiyim. Parmak çocuk üzüyor mu seni? Anne de olsa da artık kurtulsam. Bin yıldır hamileymişim gibi geliyor. Hayırlısı yavrum. Az kaldı, sabret. Ablan nerede? Göremedim. Ablan deyince bak aklıma ne geldi anne. Birkaç defa vakfa uğradım ben ablamın yanına. Şu Erhan Bey ne düzgün adam değil mi? Öyledir. Baban da onu çok sever. Ve nereden çıktı şimdi bu? Ablam da yalnız. Aslında ikisi çok yakışıyorlar yan yana. Hiç bunu duymamış olayım Şükran. Neden? Ablam hayat boyu yalnız mı kalsın anne? Erhan Bey babanın arkadaşı. Genç görünebilir ama 50 yaşlarında bir adam. Babam böyle şeye asla müsaade etmez. Hem ablam boşanalı şurada daha ne kadar oldu? Açma böyle konuları sakın. Ablanın da zihnini bulandırma. Ay zahmet etmeseydin Şengül. Ne zahmeti canım, olur mu öyle şey? Şengül, seninle özel bir şey konuşmamız lazım. Nedir o? Hasan Bey'i nasıl ikna ettiğimi sormuştun ya. Evet, sen de geçiştirmiştin. Şimdi söyleyeceğim. Hasan Bey'e bir oyun yaptım. Biraz tehlikeli bir oyun ama başka şansım yoktu. Ne oyunu Hayri? Ben Hasan Bey'e Emirhan'ın onun oğlu olduğunu söyledim. Hayriye, sen ne diyorsun? Yoksa? Dur, hemen telaşlanma dur. Tabii ki oğlu o değil. Ama başka çarem yoktu. Emirhan'ı affetmesi imkansızdı. Benim de o an aklıma o geldi. Hayriye, böyle bir şey nasıl yaparsın? Adamı nasıl yanlış yönlendirirsin? Ya Emirhan'a söylerse? Söyleyeceğini hiç sanmıyorum. Ama gelip sana söyleyebilir. Sen gerçeği bil istedim. Ay inan, başka hiçbir yol bulamadım. Ne yaptımsa ikna olmadı. Tamam, kötü bir oyun. Ama başka türlü ameliyat olmayacaktı. Hasan Bey'in sağlığı mı yoksa küçücük bir yalan mı daha önemli? İnşallah Koray'ın ailesi düzgün insanlardır da sorun çıkmaz. Değil mi Kerim? Evet. Sen dalgınsın. Yo, iyiyim. Kerim, şurada doğuma bir şey kalmadı. Benden böyle uzak olman beni çok üzüyor. Sorun neyse konuşarak halledemez miyiz? Sen şu doğumu bir atlat, sonra konuşuruz Şükran. Ne demek o? Bir planın mı var? Sonra konuşuruz dedim Şükran. Ben balkondayım. Biraz hava alacağım. Alt üstü bir yemek yenecek. Siz de her şeyi sorun haline getiriyorsunuz. Babam haklı Vildan. Bu kadar gerilmenin alemi yok. Eminim onlar da iyi insanlardır. Görürsün bak, hemen kaynaşacağız. Geldiler. Koray beyler geldi. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım. Hoş bulduk. Annem, babam. Merhaba. Memnun oldum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Buyurun şöyle oturalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Koray. Hoş bulduk. Buyurun.
Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederim. Atölyen bu saatte kapalı mı oluyor? Yoksa bu akşam yemek için mi erken kapattın kızım? Sen neden erken yattın? Uykun geldi. Beni mi özledin yoksa? Ha? Yanına gelmemi ister misin? Emirhan ne yapıyorsun? Ne yaptığımı biliyor olman lazım. Daha önce çok yaptık. Yorgunum, uyumak istiyorum. Peki. Şimdilik uyuyabilirsin. Ama sana düşünmen için bir soru. Sence de artık bebek düşünmemizin vakti gelmedi mi? Ben televizyon izleyeceğim. Koray nikah gününü almış. Ama nikah tarihi konusunda bu kadar acele etmek doğru mu sizce Ethem Bey? Anlamadım Şevki Hanım. Şevki haklı aslında. Bana da nikah tarihi için acele ediliyor gibi geldi. Daha nişan takılalı kaç gün oldu değil mi? Orhan Bey, burası küçük bir yer. Öyle uzun süre nişanlı kalmalarının alemi yok. Hem bir an önce evlenmek isteyen Koray. Evet, ben öyle istedim baba. Ama baksanıza, daha Koray'ın yaptırdığı ev bile bitmemiş. Hiç olmazsa ev bitinceye kadar beklesin. Anlaşılan sizin Koray ile konuşmadığınız konular var Korhan Bey. Evlendikten sonra burada yaşayacaklar. Bizim yanımızda. Haklısınız Ethem Baba. Henüz bütün ayrıntıları konuşmamıştık. Ne demek burada yaşamak Koray? Tek göz odada mı yaşayacaksınız yani? Belki fark etmediniz ama... Burası koskoca bir konak Şevki Hanım. Tek göz oda değil. Tamam Şükran. Şevki Hanım isterse konağı gezdirebiliriz. Yine de kendi evi gibi olmaz tabii. Bu konuları burada konuşmanın alemi yok anne. Şimdi konuşmayacağım da ne zaman konuşacağım Koray? Annen haklı Koray. Ben kahveleri söyleyeyim. Nasıl alırsınız kahvenizi? Ancak bu muhteşem lagün günümüzde yok olma tehlikesiyle. Söylemezsen bütün gece böyle oturacağız. Bunu bil o zaman. Bugün doktora gittim ben. Neden? Hamileyim sandım. Değilmişim. Üstelik doktor bana çocuğumun olmayabileceğini söyledi. Öğrendin işte, mutlu musun? Konakta merdivenlerden düştüğüm gün yeniden doğurma ihtimalini de kaybetmişim. Tamam. Kesin bir şey söylememiş ki doktor. Olmayabilir demiş bir tane. Tedavisine bakarız. Geçmişe saplanıp kalma ne olur. Senin geçmiş dediğin benim geleceğimi mahvetti, farkında mısın? Da da da.
Rüksan, misafir diye durdum, sabrettim. Ama biz bu aileyle nasıl anlaşacağız ya? Ethem, acaba kızı vermekle hata mı ettik? Ben de düşünmedim değil. Ama çocukların bir suçu yok ki. Haklısın. Koray iyi bir çocuk aslında. Dur bakalım, sakin olalım. Koray ailesiyle mutlaka konuşacaktır. Ama bilmiyorum yani, çok şaşırdım. Bittim, bittim ben. Olmaz böyle. Baksanıza nasıl muhafazakarlar. Benim atölyeme bile laf söyledi kadın. Evlenince çalışmam uygun değilmiş. Ya bütün gece salon öyle soğuktu ki hep beraber buz keseceğiz sandım. Koray burada yalnız yaşıyor Vildan. Ailesi Almanya'da olacak. Ama aile ailedir. Onlardan kopacak hali yok ya. Hayat, bir sakin ol önce. Şükran haklı. Hı-hı. Onlar Almanya'da. Ta oradan sana müdahale edecek halleri yok ya. Koray onların oğlu. Onlar gibi olmadığını nereden bileyim? Pes Vildan. Koray'ın ne suçu var? Bence Koray gayet efendi bir çocuk. Hı-hı. Sen de aylardır tanıyorsun. Bir yanlışını gördün mü? Ne bileyim ya, of, kafam çok karışık. Söyle Neslişah. Ethem Bey Vildan Hanım'ı görmek istiyor salonda. Geldim canım. Sonra konuşuruz. Sakin ol. Beni çağırmışsınız babacığım. Gel kızım, otur şöyle. Gel. Sen ne diyorsun bu durumu Vildan? Bilmiyorum baba. Ben de en az sizin kadar şaşkınım. İnanın ne düşüneceğimi bilemiyorum şu anda. Bak kızım. Eğer sen istemezsen bu düğün olmaz. İkinci defa nişan atmaktan çekinip de istemediğim bir evlilik yapmanı istemem. Baban haklı Vildan. Bunu iyice düşün yavrum. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Eğer siz de izin verirseniz, ne yapacağıma karar vermeden önce Koray'la bir kez daha konuşmak istiyorum. Tabii kızım. Nasıl istersen. Konuş. Ama sakın taviz verme. Kim olduğunu unutma. Bu akşamki tavrınız hiç hoş değildi anne. Ne varmış tavrımızda? Ne düşündüğümüzü söyleyemeyecek miyiz açık açık? Ben biraz araştırma yaptım Koray. Ne araştırması baba? Vildan hakkında. O kızın daha önce de başından bir nişan geçmiş. Biliyorum. Biz bunu konuştuk. Konuşmakla bitiyor mu oğlum bütün bunlar? Bize böylesi gelin gelmez Koray. Aklını başına topla. Asıl siz aklınızı başınıza toplayın. Vildan hiç de sizin düşündüğünüz gibi biri değil. Ben onu seviyorum. Ve onunla evlenmeye kararlıyım. Biz bu düğünü onaylamıyoruz oğlum. Onaylamıyorsanız... düğüne gelmezsiniz baba. Anam çok yoruldum bugün Alexen. Hadi gidip yatalım. Yatalım Nuriye'm. Bak hazır yatmışken belki bir şeyler de yaparız ha. Bebekliğim mesela. Git lan. Yorgunum dedim ya. Hem bu yaştan sonra ne bebeği Alik sen? Ya ne varmış canım bizim yaşımızda? Nuriye'm gidelim. Gel, gel bakayım. Gel. Sen mutfaktayız. Bir kendine gel. Ya vallahi. Herkes elini ayağını çekti. Merak etme Nuriye'm. Vallahi kimsecikler görmez. İki dakikada yapıveririz Alik bebeği. Sen. Gel. Odamıza geçelim. Ya tamam da dayanamıyorum Nuriye'm. Allah Allah. Ah, gel sen buraya. Bak Nuriye. Dur diyorum Alik sen ya. Dursun. Ha, anam. Zinet Hanım. Ben su almaya geldim ama neyse. Önemli değil. İçmesem de olur. Gitti. Bu yaştan sonra azdı. Sen de rezil olduk senin yüzünden. Deyyus. Kızıyı devresin. Keltoş. Bebekmiş. Bebek tabii canım. Dur.
bekle. Tam zamanında geldi be. Allah kahretsin. Hayatım, çok özür dilerim. Böyle olacağını hiç tahmin etmedim. Ne olursa olsun, iki hafta sonra bu düğün yapılacak. Nasıl yapılacak Koray? Ailen silecek değilsin ya. Karar onların. Ben seni seçtim Vildan. Seçimimi kimseye sorgulatmam. Ben doğru bir karar verdiğimi biliyorum. Gerisi önemli değil. Sakın canını sıkma bunun için. Anlaştık mı? Koray. Konuşmamız gereken başka şeyler var. Başka şey konuşmayalım artık. Yapalım şu düğünü. Ben davetiyeleri bastırmaya gidiyorum. Sonra konuşuruz. Seni seviyorum. Sen bugün ne yapacaksın? Babama gideceğim biraz. Sonra Vildan'la buluşup düğün hazırlığı yapacağız. Bir tanem. Bebekle ilgili kötü bir şey olmayacak. Tedavi olacaksın. Ve bizim de çocuklarımız olacak. Sakın bunu kafana takma. Ya olmazsa Emirhan? Olacak. Olmazsa? Olmazsa da benim için önemli olan sensin. Ama sizin ailenin devamı... Şükran doğum yapıyor bak. Vildan da yapar. Bizim aile orada gibi baksana. Ben çocuk istiyorum Emirhan. Çocuğumuz olacak. Kötü şeyler düşünmeyi bırak artık. Bunu da aşacağız. Sana söz veriyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin kızlar. Sağ olun Zeynep Hanım. Ben şimdi borçları kontrole gelecektim. Önemli değil canım. Ben alırım. Sen işine bak. Ay ben doldur getiririm Zeynep Hanım, zahmet etmeyin. Peki. Abla kız. Ne o kaçıyorsun Zeynep Hanım'dan? Kız sorma başıma geleni. Dün gece gözü kör olası Aliksan abim bana yanaştı. Ay burada. Burada. Tam o sırada da Zinet Hanım içeri girmez mi? Kız girme. Allah cezanı vermesin. Rezil olduk diyorum. Şu yaşta sen bile kocanla oynaşıyorsun. Daha ben aşkımın yüzünü göremiyorum. Ne talihsiz kızım ben ya. Ne iyi ettiniz de geldiniz Hasan Bey. Sizinle konuşmak istedim. Bugüne gelinceye kadar pek iyi anlaştığımız söylenemez Ethem Bey. Hepimize malum. Ama ben o kötü günlerin hepsinin geride kalmasını istiyorum. Benim de temennim aynı yönde Hasan Bey. Belki biliyorsunuz. 20 gün sonra ameliyat için yurt dışına gidiyorum. Evet, biliyorum. İnşallah tez zamanda sağlığınıza kavuşur, aramıza dönersiniz. Sonuçta bir ameliyat bu. Ne olacağı belli olmaz. Eğer bana bir şey olursa... Ya, aklınıza böyle şeyler getirmeyin canım. İyi olacak ameliyat. Olur da başıma bir şey gelirse Ethem Bey... ailem size emanet. Kızım, kendi kızınız gibi bilip bağrınıza basın. Ona sahip çıkın. O benim için dünyadaki en değerli varlık. Onun eline bir kıymık batsa benim canım yanar. Beni anlıyorsunuz değil mi? Bana ne oldu bilmiyorum.
Bugünlerde pek duygusallaştım. Bana her konuda güvenebilirsiniz Hasan Bey. İnanın Reyhan'ı kızlarımdan ayrı görmüyorum. Bundan sonra da böyle olacak. Sağ olun. Bunları duymak benim için çok önemliydi. Neyse, ben artık kalkayım. Marketi de çok boş bıraktım. Ben sizi geçireyim. Hasan Bey, bu kartım. Ne zaman ihtiyaç duyarsanız beni arayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu Emirhan'ın çocukluk fotoğrafı. Sizde ne işi var? Reyhan'ın bazı eşyaları kalmış da biz de onların içinden çıkmıştı. Emirhan'ı gördüğüm yerde veririm diye cebimde taşıyordum. Bir türlü denk gelemedik de. İyi günler. Güle güle Hasan Bey. Hem o gece için özür dilemek hem de davetiyeleri getirmek istedim Ethem Baba. Bak Koray. Seninle açık konuşacağım. Ben seni beğendiğim için Vildan'ı tek başına istemeye gelmene bile laf etmedim. Ama göz göre göre kızımın üzülmesine göz yumacak değilim. Ben de Vildan'ın üzülmesine izin vermem Ethem Baba. İnanın onun mutluluğu için her şeyi yapmaya hazırım. Ailenle bu durumu konuştun mu Koray? Onlar düğün için ne diyorlar? Ailem benim seçimime saygı duyacaktır Rüksan anne. Başka bir deyişle bu düğünü istemiyorlar. Saygısızlık olarak almayın ama önemli olan şey benim ne istediğim. Ben de Vildan'la evlenmek istiyorum. Ama aileye ezmek olmaz oğlum. Zamanla onlar da kabul edecektir. Ailemi tanırım. Vildan'ı tanıdıkça hayran kalacaklar. Sen ne diyorsun Vildan? Sen bu düğünün yapılmasını istiyor musun? Evet baba. İstiyorum. Peki. Ben sana inanıyorum Koray. Davetiyeleri dağıtabilirsiniz. Zaten gereksiz gerginliğe ihtiyacım yok. Gelmesin daha iyi. Bence kesinlikle bu olsun. Çok yakıştı. Bence de çok hepsinden güzel. Hepsinden daha güzel durdu. Değil mi anne? Çok güzel. Benim kızım güzel zaten. Ne giyse yakışıyor. Bakın. Kurdele de hazır.
Bunu bağlamasak olmaz mı? Olmaz kızım. Alem ne der sonra? Biz kızımızı tertemiz veriyoruz. Bu da onun sembolü. Mutlaka bağlayacaksın. Çok güzel oldu. Milda'nın düğün davetiyesini getirdim size. Hepsi bu kadar mı? Vakfa dönmeyecek misin? Henüz karar veremedim Erhan Bey. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Zinet, eğer seni incitecek bir şey söylediysem... Yok, hayır. Aksine söyledikleriniz gururumu okşadı. Ama en uygunu böyle. Lütfen ısrar etmeyin. Düğünde görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Ne düğünüymüş bu? Ethem Vardarlı'nın kızı. Sen de benimle gelmek ister misin diye sormaya geldim. Sap gibi gitmeyeyim şimdi düğüne. Ama bana davetiye gelmedi. Yakışıksız olmasın? Ben geldim ya ayağına. Daha ne? Davetiyeleri benden daha çekici değil. Gördüm ben. Ne diyorsun? Peki o zaman. Geliyorum. Ha şöyle. Milda'nın gelinliğini hazırlatıyoruz. Hemen yakında. Geçerken uğrayayım, davetiyeyi ben bırakayım dedim. Beni çağırmazsın sanmıştım. Neden o? Kızgınsın ya. Sen benim can dostumsun. Sensiz nasıl düğün yaparım ben? Lüksan, ben Şengül'le konuştum. Ne dedi? Hasan'a yalan söylediğimi. Hasan gelip kendisiyle konuşursa diye. İnandı mı sence? Kesinlikle inandı. Başka türlüsünü düşünemezdi bile. Sen merak etme. Emirhan'la hiç ilgisi olmasa neden Emirhan senin oğlun desin ki? Ama koskoca Vardarlıların oğlunun da benim oğlum olma ihtimali yok herhalde. Hayriye'nin aklına böyle bir yalan gelmiş olabilir mi? Yoksa doğruyu mu söylüyordu? Neye inanacağımı şaşırdım. Şurayı düzelt bak. Şurayı. Ha. Ay oraya. Yavaş. Bırak Allah aşkına abla. Bak rezil ettin saçımı. Ya saçmalama Vildan. Yardım ediyorum işte. Ya bırak ya, istemiyorum yardım vardım. Zaten canım burnumda. Bir de seninle uğraşmayayım. Ne halin varsa gör be. Deli midir nedir? Bu ne gerginlik canım? Sanki tek evlenen sensin. Tamam. Canım sakin. Ya siz de çıkın tamam. Ya tamam yeter artık, istemiyorum. Canım, sakin ol. Ne oluyor sana? Bu ne sinir? Abla, ben Koray'la konuşamadım. Hani bana konuştuğunu söylemiştin? Bunca zaman ne yaptın peki? Olmadı işte. Bir türlü konuşamadım. Ne zaman ağzımı açacak olsam, kelimeler boğazıma takıldı. Tamam canım. Tamam. Bırak ağlamayı. Makyajın akacak şimdi. Abla, ben ne yapacağım şimdi? Söylesene ne yapacağım? Bu saatten sonra yapacak bir şey yok Vildan. Zamana bırakacaksın her şeyi.
Güzel olmuş değil mi Rüksan? Kızlar çok ilgilendi. Şükran'la Zinet burayı elleriyle dekore ettiler. Zevklidir benim kızlar, zevklidir. Bunu bir kere de kendin söylesen onlara. Oh, merhaba. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş geldin ya. Oo, mekanda şık olmuş. Ablanlar yaptı. Reyhan nerede oğlum? Vilda'nın yanına çıktı baba. Her şey tamam değil mi? Tamam sayılır. Ailen dışında. Onlar gelmiyor mu Koray? Bilmiyorum. Bekleyeceğiz. Böyle devam edersen tarihin en sulu göz gelini olacaksın. Yeter ama ya. Bırak artık ağlamayı. Ben de söyleyip duruyorum ama dinleyen kim? Durup durup tekrar başlıyor ağlamaya. Vildan. Aşağıdakiler anlayacak bir sorun olduğunu. Yeter artık. Girin. Ethem baba. Baba sus artık ağlama. Kızımla konuşmama izin var mı? Tabii ki. Tabii baba. Hadi bakalım. İyiyim var kızım. İyi misin? İyiyim baba. Kızları bilmez misin? Hem ağlarız hem gideriz işte. Senin hiçbir yere gittiği yok Bilda. Biz Kore'yi alıyoruz unuttun mu? Ha? Sen de gelin oldun ha? Oldum valla. Ben de inanamıyorum ama oldu işte. Ne zaman başın sıkışsa, ne zaman ayağın tökezlese, ben senin yanımdayım. Sen canımın parçası. Son nefesime kadar seni koruyacağım. Kimsenin seni incitmesi, üzmesine izin vermeyeceğim. Bunları sakın unutmaksın. Sen hep benim küçük bildanım olarak kalacaksın. Başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Şeref verdin Arif. Hoş geldin. Efendim siz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hay. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hasan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Merhaba Ethem Bey. Haber kızım hoş geldin sen de. Hoş geldin Hasan Bey. Hoş bulduk o. Hoş geldiniz. Babacığım hoş geldiniz. Hoş geldin kızım. Hoş geldiniz. Keşke biz de kendi düğünümüzde sizi karşılayabilseydik Rüksan Hanım. Artık bunları unutmamız lazım. Deniyor. Hoş geldiniz Şengül Anne. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Okan davet edince kıramadı. Umarım kızınız çok mutlu olur. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne işi varmış burada? Yalnız gelmem şık olmaz diye düşündüm. Hadi. Merhabalar. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin Okan. Hoş bulduk. Tebrikler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tebrikler. Ben Vildan'a bakayım. Tamam oğlum. Boş ver şimdi. Hadi içeri geçelim. Hadi. Hadi oğlum. Benim küçük prensesim hazır mı bakalım?
Sen bize bugüne kadar hep mutluluk getirdin. İnşallah sen de çok mutlu olursun ya. Allah sana da senin gibi bir evlat versin. Çünkü sen bunu fazlasıyla hak ediyorsun. Bizim sıramız geldi Vildan. Konuklar bizi bekliyor. Hadi yavrum, hemen gelin. Konukları bekletmek olmaz. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Nasıl? Heyecanlı mısın? Hem de nasıl? Sizinkiler geldi mi? Gelmediler. Ama gelmeseler de bu bizim düğünümüz. Eğleneceğiz. Sen eğlenebilecek misin? Elimden geleni yapacağım. Hadi çıkalım. Peki. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Gel edeceğim. Değerli konuklar, Vardarlı ve Soytürk ailelerinin nikah törenine hepiniz hoş geldiniz. Birbirini seven bu iki genci daha fazla bekletmemek için törene başlıyoruz. Sen Vildan kızım, elimde büyüdün. Bak şimdi gelin oğlum. Söyle bakalım. Koray Soytürk'ü iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm sizi ayırıncaya kadar eşin olarak kabul ediyor musun? Vardarlı'yı iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm sizi ayırıncaya kadar eşin olarak kabul ediyor musun? Evet. Siz şahitler onaylıyor musunuz? Evet. Belediye başkanınız olarak ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Şöyle bir
şimdi bu? Ne var Ethem? Onlar iş arkadaşı sayılır. Zeynep değil bir kadın yoksa. Hareketlerine dikkat etmesi gerekir. Ne var bunda? Düğün bu. Ya herkesin gözü onun üstünde. Ben eve gidiyorum Şengül. Ne oldu Hasan? Kendini iyi hissetmiyor musun yoksa? İyice yaşlandım demek ki. Baksana kafam bu gürültüye hiç kaldırmıyor. Ben de seninle geleyim o zaman amca. Gerek yok kızım. Şimdi hep beraber kalkarsak yanlış anlaşılır. Kavur yapıyoruz sanırlar. Siz oturun. Düğün dağılınca gelirsiniz. Bugünkü taşkınlığını da düğün gerginliğine veriyorum. Sağ ol abla. Mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim Bilal'cığım. Sağ ol. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ben ne yapacağım şimdi ya? Koray seni çok seviyor. Her şey güzel olacak, merak etme. Umarım çok mutlu olursun. Sağ ol Emirhan. Mutluluklar dilerim. Sağ ol Emirhan. Vildan bizim en kıymetlimiz. Gözüm üstünde. Ona göre. Hiç merak etme. Senle ne konuştuk? Görüştüğün kişilere dikkat et dedin. Ben de dikkat ediyorum. Bu nasıl dikkat etmek? Gözüm üstünde. En ufak bir hatasını görürsem Sibel'le konuşmam bile. O kadını bizim etrafımızdan uzak tutacaksın. Bir de düğüne getiriyorsun. Emirhan. Evet, babanı bulamıyoruz oğlan. Misafirleri uğurluyoruz. Hadi bul da gel. Peki, ben bulurum. Alırken de sana sorayım mı? Hoşuna gider değil mi? Okan, beni çileden çıkarma. Sen bana ne yapıyorsun? Getirdim burada kafesi kapattım ya. Her gün biraz daha boğuyorsun. Senin oğlun olmam bana her istediğini yaptıracağın anlamına gelmez. Sen benim oğlumsun. Diğer çocuklarım nasıl?
babası vardır o söyledim. Uygun davranıyorsa sen de öyle davranacaksın. Bir daha uyarlayacağım. İnsan umutlarıyla yaşar.